Bir şey yok. Kayıtta mıyız? Evet. Hanımefendi yengemiz oluyor. Aylin abimizin eşi. Aylin abi. Evet. Tanışma hikayenizi bize bir anlatır mısın? Ben çıkıyorum. Çok tatlısınız. Tanışma hikayesi. Ben henüz 16 yaşındayım. 17 yaşındayım. Hanım daha... Evet, merhabalar. Bugün Brüel'deyiz. Bakalım neler yapacağız. Haydi başlıyoruz. Halbe große Wassermelone so, du kannst mich auch ordnen. Boah, ja, ich sehe mega. Halin abimin marketindeyiz. Kendisi şu an yerinde değil. Bir yere gitmiş galiba. Arayacağım. Biz abi, devam edelim. Şimdi 10 dakika sonra mı geliyor Halin abi? Biraz önce konuştum, evet. Çarşıda bir işi varmış. Normal tabii ki, yani market işletiyorsan eksikler bitmiyor. Çarşısıdır, toptancısıdır. Her zaman böyle işler oluyor tabii ki. Kesinlikle öyle. Yalnız burası çok güzelmiş. Önü çok açıklık böyle. Değil mi? Aynen. Şimdi diğer marketlere endeksle konuşacak olursak önü çok ferah. Gerçekten. Şu çiçekliği de böyle hususi yapmışlar gibi rengarenk. Park yeri nerede bir de? Onu da şey yapalım. Gerçi biz zorlanmadık. Arkaya koyduk ama burada da müsait park yerleri var. Şu alanlar müsait. Marketin önü gerçekten açıklık, ferah. Hatta önünde böyle kafe var. Dışarıda masalar, sandalyeler, insanlar çayını kahvesini içebiliyor. Çok hoş, güzel bir yer. Bu marketin böyle olmasına, çevresinin böyle olmasına şaşmamak gerek. Çünkü zaten Aylin abi bakımlı, kaliteli birisi. Tabii ki de mekanı da, çevresi de bu kadar güzel olmalı. Çok ferah gerçekten. Ben marketin ilk defa geliyorum. Ben normalde Aylin abiyle ticaretimi daha çok sıcak satış olarak eski çalıştığım yerde yapıyordum. O bize geliyordu. Ben orada satışını yapıyordum. Marketin ilk defa gelmek nasip oldu ama gerçekten çok güzelmiş. Şimdi gelsin bakalım neler konuşacağız. Konuşacak çok şey var. Hadi bakalım. Aylin abi. Evet, can kardeşim. Hoş geldin. Abi. Sefa geldin. Allah razı olsun. Seni sormalı. Seni görmek ne güzel abicim. Seni görmek Allah çok güzel. Allah razı olsun. Senin kendi güzelliğin. Sağ ol, var ol. Aylin abimiz, bizim marketin sahibi.
Biz şimdi konuşmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet, buyurun. Kaldığımız yerden devam. Kaldığımız yerden devam edelim abicim. Abi bu marketiniz burada ne zamandan beri faaliyette? Toplam 10 sene oldu. 10 sene oldu. 10 sene oldu. Maşallah. 2012'nin sonunda açtık. Şu anda 10 sene doldurmak üzereyiz. 10 sene oldu. 10 sene. Kaç işçi var abi burada? Toplam 8 kişiyle çalışıyoruz. Ekibimiz 8 kişi. 3 kişi aileden diyelim. Yani oğlum da yanımda, eşim de yanımda. Geri kalan 5 kişi Elman sayımız var. Toplam 8 kişiyiz. Hepsi Türk? Hepsi Türk. Hepsi Türk. Müşteri olarak yoğunluk nasıl abi? Hangi milletler var? Yoğunluk Türk müşterimiz de yine her zamanki gibi. Onun haricinde Alman müşterimiz de var. Çok yani yaygın Alman müşterimiz de var. Kosovalı, İran, Irak, Suriye, Yunan. Yunanlara geliyor. Bayağı bir onlar da yani biliyorsun onun özel ürünleri var bu işte peynirleri buldurmaya çalışıyoruz. Onlara has zeytinleri buldurmaya çalışıyoruz. Ondan sonra elimizden geldiği kadar çeşitli çoğaltmaya çalışıyoruz. O yüzden müşteri potansiyeli geniş. Süper. Öyle dedim yani. Maşallah. Kasap bölümü. Evet. Alman müşterilerin en çok aldığı ürünler kayıttan önce seninle sohbet etmiştik. Evet, evet, Almanlar evet. Kasap bölümüne ilgi gösteriyor demiştiniz. Aynen öyle yani. Almanların en çok yoğunluk duyduğu yani daha çok yani çok aldıkları şeylerden bir tanesi et bölümü, et rayonu. Ama onun haricinde benim hoşuma giden bir şey daha var. Yani Alman müşterinin artık yavaş yavaş bizim helvamızı, tahinimizi, pekmezimizi, baharat bölümü birazsa. Baharat bölümüne çok çok ağır bir ilgi var. Hem fiyat konusunda diyorlar daha ucuzsunuz. Evet. Hem çeşitli oranında da fazlasınız diyorlar. O yüzden bayağı bir farklı bir şey var yanında da. Ya tabii ben de bir Türk toptancısında çalıştığım için biliyorum. Evet, çeşitlilik, evet. Yoğunluk gerçekten çok fazla ve kalite. Aynen. Kalite de aynen. Fazla alınıyor. Her şeyin başı kalite yani. Biraz da et. Yani demlerde bahsettiğimiz gibi yani kuruyu bir şekilde müşterinin isteğine göre bağlantılı şekilde çalışabiliyorsunuz. Sebzede çürük çıkabiliyor, düzeltebiliyorsunuz. Ama ette o şansınız yok. Onu dile getirin. Yani çalıştığımız bir tek yer var sadece et firması olarak. İşte kaliteyi o şekilde elimizde tutmaya çalışıyoruz. Meyvelerin, sebzelerin abi günlük? Biz her gün hale gidiyoruz. Halden alıyoruz. Günlük hale gidiyoruz. Çünkü diğer yönlü yani 2 günlük, 3 günlük giden arkadaşlar da var. Ama var evet maalesef. Ama onların tabii yolu uzak olduğu için bizim burada en büyük avantajımız hal bize yakın olması. Çok büyük bir avantaj. O yüzden genelde yani her alın günü ben oradayım. Ya harikasın yani. Abi ben seni iyi tanıdığım için. Allah razı olsun. Ben Hollanda'ya gidip alanları da biliyorum bazı marketçi arkadaşlarımızın. Onu biz de düşündük. Düşünmedik değil aslında. Fakat şöyle bir şey var. Oraya gittiğiniz vakit aldığınız ürün sayısı ya da fazlalığı yani yoğun bir alışveriş yapması gerekiyor ki değsin. Şimdi biz tek market olduğumuz için tazeliği koruyamayız korkusu ile yani biz onu yapmadık. Onu daha çok hani tercih ettik. Çünkü günlük gidiyorsunuz, taze oradan alıyorsunuz her şeyinizi, geliyorsunuz. Ertesi gün bittiği zaman tekrar gidiyorsunuz. Ama şimdi öbür türlü toptan alıp da arkaya bırakmanın bir anlamı yok diye. O yüzden pek fazla onu yapmadık. Yani. Şimdi arkadaşlar, hal demişken ben Almanya'ya ilk geldiğim dönemlerde halde çalışıyordum. Tabii buradaki Türk toptancılığına yeni yeni girmiştim. Halin abimizle de orada tanıştım. Evet. Onunla orada güzel mi diyeyim artık, kötü mü diyeyim bir anımız oldu. Kendisi bilmiyorum hatırlayacak mı bu korona, pandemi döneminin çok arttığı dönemlerde evet. Maske satışları vardı ve artık tabii girişimciler bu maskelerin çeşitlerini de arttırdılar. Mesela sadece ağızdan kapamalı değil de böyle kafadan plastikle geçirmeli evet, maskeler evet, de vardı. Hatırlıyorsun evet, değil mi abi? Evet, orada evet. O kadar mahcup olmuştum ki. Estağfurullah. Şimdi isim vermeyeyim çalıştığım yeri. Bana söyledikleri bu maskeleri sat demişlerdi. Yani bir çalışan olarak siz ne yaparsınız? Satarsınız. Yani sonuçta bir görev verilmiş. Bir görev o görev yenikli ben çalışmak. Ya bir de İstanbul gelme. İstanbul ağzı dolduğu için biraz da laf yapıyoruz. İşte aksilik Aylin abiye denk geldi. Aylin abi de beni kırmadı sağ olsun bu maskeleri aldı. Bana söylenen fiyattan aldı. Ama başka bir marketçi arkadaşa, başka bir çalışma arkadaşımız maalesef daha ucuza satmış. Ve bunu da o marketçi arkadaş söyleyince ben orada mahcup oldum. Abi sana estağfurullah, burada estağfurullah, özür diliyorum. Orada estağfurullah. Benim hiçbir suçum yok. Yok, gerçekten yok. Zaten ben öyle yoktu. Bir şey sen de senin ben kalbinin içini bildiğim için öyle bir art niyet kesinlikle hayatta olmaz. Hiç de yadırgamadım. Neden diyeceksiniz? Çünkü o anda herkese bir panik, herkese bir telaş,
Çünkü o telaşla biz beraber yaşadık az çok. Aynen öyle. Çünkü o dönem yani. Tam pandeminin yeni. Ki inşallah Allah bir tane nasip etmesin, göstermesin yani amin, inşallah. Amin. Atlattık inşallah bunu, böyle düşünüyorum. Hiç yadırgamadım çünkü o anda biz yani bir nasıl söyleyeyim yani şimdi biraz kaba olacak ama sanki bir saldırı hale geliyorduk. Ne bulsak alıp götürüyorduk. Çünkü zaten üründe biraz kısıtlama vardı. O anda hani sizin orada bahsetmiş olduğunuz maskedir ya da o işte önü kapalı şeydir. Onlar pek de öyle bir şey olmadı ya. Ama abi biliyor musun? İçimden dedim ki ya keşke bıraksa dedim. Bırak o kadar naif, o kadar temiz bir birisi ki dinlendirmedi bile. Temiz kalpli de olduğu için. Yok gerçekten öylesin abi. Sağ ol. Temiz kalpli olduğu için Allah hep işlerini zaten rast getirdi. Ben takip ediyorum. Allah daha çok rast getirdi. Cümlemizi inşallah. Allah tanırmasın. Biraz böyle dolaşalım mı abi? Ben bir şey soracaktım. Tabii ki buyurun, buyurun. Pandemi dönemi sizin için yani bir market çalıştıran olarak avantaj oldu mu? Dezavantaj mıydı? Bunu biraz bilmek istiyorum. Şimdi çok güzel bir soru. Çok güzel bir konuya değindiniz. Şöyle söylemek gerek, ticari anlamda ya da kazanç anlamında düşünürsek bunu hiçbirimiz inkar edemeyiz. Bizim için çok büyük bir değişiklik oldu. Yani kazanç oranı çoğaldı, müşteri oranı çoğaldı. Ha, ben hep şunu söylerim, burada biz de elimizden geldiği kadar hani mesela insanlar evden çıkmaya korkuyordu, çekiniyordu, çekimserdi. Biz her şeyi göze alarak, artık biz pandemi de göze aldık, hastalığı da göze aldık. İşimizin başında durmaya çalıştık. Bizim yani oradaki benim en büyük yani kendimce yani gurur duyduğum mesele kazançtan ziyade insanlarımıza, vatandaşlarımıza ya da topluma hizmet sunabilmekti. Yani çünkü çok zorluklar altında bir kaos vardı. Ama ticari anlamda kesinlikle herkes bundan faydalandı. Evet. Açık söylemek gerekiyorsa. Hoş geldiniz. Maşallah abi vızır vızır dükkan. Elhamdülillah. Böyle girince o kadar mutlu oldum. Ya böyle Almanya'daki Türk esnafların başarılı olmasını görmek beni çok mutlu. Allah hepsi nasip etsin inşallah. Amin. Yüreği yürüyün. Güzel insanlar abi. Sağ olun. Maksim güzel. Sizin gibi yüreği güzel Allah insanlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şimdi bu pandemi dönemine gelecek olursak abi gerçekten kaostu. Daha demin konuşmamız müşterilerin yolundan yarım kaldı. Evet evet. Şimdi hani biz toptancı olarak o dönemde çalışma saatlerimizi daha erken alıp daha geç çıkıyorduk. Evet. Ama siz marketçileri düşünemiyorum. Ben bir tecrübemi anlatayım abi, bilmiyorum katılacak mısın? Tabii bazı marketlerde hani işler yolunda gitmiyor. Dolayısıyla müşteri gelmiyor gibi gibi durumlar evet, oluyor. Evet, evet. Bu pandemi dolayısıyla ben borçlarını bitiren birçok marketçi tanıdım. Çok doğrudur, çok doğrudur. Bunu hatta bizim Halde sürekli görüştüğümüz marketçi arkadaşımız var. Yani sizin gibi değerli insanlar nasıl yani Halde ise dışarıda da aynı şekilde bizim çok görüştüğümüz yani market şeyde Halde görüştüğümüz çok arkadaşımız var. Bunu herkes dile getirdi. Birçok kişi yani bir sıkışık dönemdeki olan arkadaşlarımızı öne katarak kanıtlıyorum. Hani biraz bir ferahlama diyelim onun şeyine yani açıklamasına. Ferahlık bir dönemi geçirdi hepsi. Yani gerek borç kapama olsun ya da gerek ihtiyaç olup da alamadıkları şeyleri tekrar almaları olsun. Bunun gibi şeyleri düzgün yaşadık yani. En azından böyle güzel şeyler de oldu. Aynen öyle oldu yani. Var tabii ki sonuçta faydası da oldu yani. Tabii. Yani. Keşke hiç yaşanmasaydı Keşke hiç yaşanmasaydı. Ah abicim bir de o dönemde hiç unutmuyorum. Şu tuvalet kağıdı meselesi. Of. 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 Ben nasıl başa çıktım bu durumda? Şöyle söyleyeyim. Yani ailem olarak yani biz kendimiz olarak sakinliğimizi koruduk. Dedik ki aman dedik evde yani yiyeceğimiz olsun da varsın olsun çok af buyurun tuvalet kağıdımız olmasın gibisinden. Yani. Ama ben şunu söylüyorum. İnsanlara şu bir uyanış yapıyor. Bir şey azaldığı zaman bu sadece yani tuvalet kağıdına alakalı değil. Genel kapsamlı konuşursak bir şeyin azaldığını duyduğumuz vakit biz toplum olarak hep bir panik içerisinde oluyoruz. Ya biraz daha alalım eve dursun, biraz daha alalım. Halbuki bugün düşündüğümüz zaman mesela bugün bir tuvalet kağıdı çok halk verirsin yani ihtiyaç olarak söylüyorum bir eve belki bir hafta gider. Aynen öyle. Ama vatandaş ne yaptı? 10 paket, 20 paket, 30 paket alıp eve stokladı. Bence yani biz kendimiz o strese girmedik ama dışarıda çok bunu yaşadık, çok gördük. Çok gördük bunu yani insanların o panik halini bir tane daha alabilsem o korku, o stres. Ben şahsen onu kendim yaşamadım açık söyleyeyim ama yaşayanı çok gördüm. Evet, evet o. Şu anda zaten ya yakın tarihte, yakın geçmişte bakan açıklama yaptı. Evet. Stok yapın diye. Nasıl, etkileri nasıl oldu? Şöyle söyleyeyim, o artık o ilk pandemideki olayın aynısını yaşadık dersen yalan söyleriz. Öyle bir durum olmadı açıkçası. Yani
insanlar gene biraz tabii duyumsal olarak şimdi insanlara bir şey o şey yaptı, uyandırdı ama hani desen ki şunu saldırdılar ya da herkes mesela pandemi döneminde herkes 5 kiloluk pirinç alıyordu, 5 kiloluk nohut alıyordu, fasulye alıyordu. Hani yeter ki evde bulunsun. Ama şimdi şu anda öyle bir durum olmadı açıkçası. Yaşamadık. Şimdi savaşla alakalı böyle açıklama yapıldı. Bunun paniğini yaşayanları duydum çevremden, arkadaşlarımdan. O anlamda sormak istedim. Savaşla alakalı ben hatta açık söyleyeyim. O bakanın açıklamasından sonraki düşüncem şuydu. Acaba dedim pandemiden daha büyük mü bir şey bizi bekliyor? Bir patlama ya da ne bileyim böyle bir korku, bir telaş. Hani insanlar acaba gerçekten gelip de dükkanı yağma ederler gibisinden çünkü sonuçta bir savaştan bahsediyoruz. Evet, tabii. Pandemi var idi ama saldırmıyordu, öyle söyleyeyim. Evet. Ama şimdi savaş olayı biraz farklı olduğu için. Ama bence insanlar o açıklamayı pek şey yapmadılar. Ciddiye mi almadılar desek de tam o cümle işini kuramıyorum ama öyle bir şey olmadı açıkçası yani. Belki ayçiçek yağında. Bir tek ayçiçek yağında. Şöyle bir sorun yaşadık. Sağ olsun yine sizin gibi çok değerli toptancı arkadaşlarımız bizi ürünsüz bırakmadı. Az da olsa, öz de olsa, fiyatlar pahalı da olsa biz elimizden geldiği kadar. Ha, üzülerek söylüyorum bunu. Raflara mecbur kağıt astık. Dedik ki yani aile başına iki şişe verebiliriz. Yani. Çünkü malumunuz benim gayem şuydu yani herkes faydalansın. Evet. Şimdi mesela bazı müşterimiz geldi, bazı kişileri üzdük, kırdık, burada af ola ama 5 şişe, 10 şişe, 20 şişe isteyenler oldu. Dedik yanlış anlamayın, 10 kişinin hakkını size verirsek evet, o diğer kalan 9 kişi mi olacak? Onlara sağ olsun bizi kırmadılar, anlayışla karşıladılar. Ama ayçiçek yağı bayağı bir şey uyandırdı yani, almaya da unutulmayacak, bizim adımıza yani unutulmayacak bir, hala da devam ediyor zaten. Ediyor ama yakın zamanda bitecek inşallah abi. İnşallah, bitsin artık. Yolda siparişlerimiz var, gelecek. İnşallah. İçiniz rahat olsun. İnşallah. Bir toptancı, bir marketçi. Aynen, aynen. Sonuçta onlar olmasa biz olmayız veriyor, değil mi yani? Biz olmasak evet, onlar aynen, bir şekilde şey olmaz. Yani o yüzden birbirimize destek olacağız inşallah. İzleyicilere böyle bir güzel oldu. Kesinlikle, bir de, kesinlikle. Dayanışma. Tabii ki öyle. Dayanışma. Burada bir de önemli olan hani fiyatları çok fahiş derecelere çıkarmamak. Hani ben isim vermeyeceğim, çalıştığım yerin de ismini vermeyeyim. Şu an hani oraya baz alarak konuşayım. Evet. Yaratana şükrediyorum ki böyle bir firmadayım. Çünkü aldığımız mala zam yapmadan satıyoruz. Hani önceki fiyatımız neyse aynı şekilde devam aynen ediyoruz. Aynen öyle. Bize çok teklifler geliyor yağcılardan. Evet. Ama yani 1 euro'luk yağı bize 4 euro'ya satıyorlarsa biz size bunu... Aynen öyle. Yani satacağız burada yani. Bu şimdi hep söylerim, gene söylerim. Fırsatçılık. Evet. Estağfurullah. Abicim dükkanın kaç metrekare? Toplam satış alanımız 470 metrekare. Arkada depomuz var 150 metrekare. Yakınlığımız veya 150 metrekare. Bundan ibaret. Rafların, regallerin dizimi ama çok güzel gerçekten. Elimizden geldiğince işte sağ olsun benim biraderim şu anda burada kendisi için de çalışıyor. O çok titiz bu konularda. Yani haftanın bir iki günü gelir, hiç kimse karışmaz ona. O tekrar düzenler, fiyatları kontrol eder. Efendime söyleyeyim, bir yerde bir ürün yakışmıyorsa onu yerini değiştirir. Çok hassas olduğu için o bayağı bir... Ben daha çok tabii hallen, işte kağıt kürek biliyorsunuz bizim sektörde bu olmazsa olmazı. Ondan savaşıyorum. Konusu gelmişken abi. Evet. Burada bir mekanım var, dükkanım var. Şükür elhamdülillah. Şükürler olsun. Almanya'da yaşayan bir Türk esnaf olarak yaşadığın zorluklar nelerdir bürokratik anlamda? Türk olduğun için ekstradan bir zorluk gösteriyorlar mı sana? Evet, finansal olur, diğer kontrol edenlerle. Evet, evet, evet. Gene bir güzel konuya değindiniz arkadaşım. Şöyle söyleyeyim, aslında genel anlamda baktığımız zaman ciddi bir sorun yaşamadık. Ama benim üzerine iki konu oldu. Birincisi, aslında gene birbirine bağlantılı. Marketimizin fark edip biraz sıkıntılı. Evet. Öyle söyleyeyim. Daha önce burada Şineka vardı, bizden önce. O var iken burada herhangi bir park sorunu olmuyordu. İçeri giren çıkan hiç sorun olmuyordu. Cezacılar gelmiyordu, polis gelmiyordu. Ne zaman ki biz burayı açtık, bu sefer ceza yazımına gelenler mi istersiniz, polis mi istersiniz, neden araba buraya girdi, buraya girmesi yasak, burası işte müsait değil. Arkada depo çıkışımıza şimdi tekrar orayı da kapattılar. Daha önce rahat rahat girip çıkabiliyordu, toptancımız girip çıkabiliyordu. O tür şeylere karşılaştık. Ha şimdi bunu direkt ben toplum olarak değil de ben bunu kişi olarak, çünkü üstte birkaç sıkıntılı kişiler olduğunu biliyorum.
İşte polisi arayıp, sürekli o insanı arayıp şikayete bulundular. Onun haricinde şükürler olsun, hani benim şikayet edebileceğim, yani ya da rahat olduğum konuyu söyleyemem açıkçası yani. Zaten sen, zaten yani, beni yanlış anlama, vergi kaçıracak bir adam zaten değilsin. Allah razı olsun, yok. Elimizden geldiği kadar vergimizi, elimizden geldiği kadar bütün bürokrasi işlerimizi, yani mümkün mertebe hatasız yapmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Abicim şu an sana bakarken arkanda çayları gördüm. Ve bu çaylarda aklıma benim yaz tatili geldi. Tatil sezonu başladı. Ne durumdayız abi çaylarda? Abi bu sefer çok büyük sıkıntı. Zamlar var çok mı? Zamlar var sıkıntı, değil mi? Çok büyük sıkıntı. Neden sıkıntı? Aslında biraz da çok şey oldu yani, rast geldi mi desek sanki ayarlanmış gibi oldu ama burada tekrar Türk halkına özür diliyoruz ama yapacak bir şey yok. Çay %40'a yakın. Evet. %40'a yakın bir zam geldi çaylara maalesef. Şu anda vatandaş geliyor fakat şöyle bir şikayet var. Yani şikayet demedim de. Şimdi mesela bir paket alması ayrı. Şimdi vatandaş biliyorsunuz meşhur bizim, yani Türk insanımız bunu her sene yapar. Yaparlar. 5 paket 10 paket çay alacak. Fiyatlara bakınca çörek donup kalıyor ister istemez. Maalesef o sıkıntı var. Hayır. Maalesef. Yeri gelmişken söyleyelim, hani ben şu an toptancıyım diye kendimi hiç övmeyeyim arkadaşlar. Toptancıda çalışıyorum diye ama inanın bana bu zamlar nakliyeden kaynaklı. Yani bu üretici firmalar nakliye firmalarını bulamıyorlar. Adamlar çalışmak istemiyor. Evet, evet. 1000 euro maaş almak isteyen tırcı 4000 euro para istiyor. Aynen. Bunun araştırmasını maalesef biz de yaptık az çok. Hani nedendir bu zam oranı dedik. Genelde de biliyorsunuz benzine gelen malum %100 diyelim artık. Yani. Ben %100 diyorum ona. Çünkü daha düne kadar 1 euroya 1.10'a benzin alıyorduk arabada. Şu anda 2 euroya geçti. 2'ye geçti aynen. Bunun asıl en büyük başlıca sebebi tabii ki oradaki zam oranı. İnşallah mı bu günlerde geçecekler? İnşallah, inşallah. Yani temennimiz odur. Temennimiz odur. Bir de kasap bölümüne geçelim o halde. Evet abi, buyurun. Abi benim için bir markette olmazsa olmaz kasap bölümü. Evet, evet, evet. Evet. Gerçi biz hafta sonuna denk geldik. Biraz boş kaldı tezgah, evet. Bitirmişsin abi, çok evet, şükür. Elhamdülillah, çok şükür. Bunlar... Çok şükür. Çünkü genelde iki kasap evet, çalışıyorlar. Hı hı. Diğer arkadaş bugün rahatsızlandı, gelemedi. Ustam kolay gelsin. İki kasap aynı anda çalışıyor. Aynı anda çalışıyor, evet, 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 evet. Ama arkadaşımızın usta olduğu belli. Onlar yılların artık şeyi oldular, tecrübesi oldular yani, evet, sağ olsunlar. Ya aşkım biz buraya gelmişken bir et alalım da akşama bir tantuni mi yapsan? Aynen, tantuni için yerim. Valla canım için. Baş tacısın. Sen de öylesin abi. Allah razı olsun. Gerçekten. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz devam edelim o zaman. Bir şey yok mu? Bir şey yok. Kayıpta mıyız? Evet. Hanımefendi yengemiz oluyor. Aylin abimizin eşi. Aylin abi. Evet. Tanışma hikayenizi bize bir anlatır mısınız? Ben çıkıyorum. Çok tatlısınız. Tanışma hikayesi. Ben henüz 16 yaşında, 17 yaşındayım. Hanım daha benden tabii küçük, 15 yaşında. İşte burada bir tanışma olayı oldu. Gönüller bir olunca samanlık yaran olur derler ya. Sağ olsun babamız da bizi kırmadı. Sökkacı bir nişanlandık, sözlendik. Ondan sonra 95 yılında da evlendik. Maşallah. Elhamdülillah. 4 tane yavru verdi bana, Allah razı olsun. Allah. 3 kız bir oğlan çocuğumuz var. İkisi evli. Torun sahibi de olduk bu arada. Tabii erken evlenince. Allah bağışlasın. Amin. O amin. Kadar gençsiniz. Güzelsiniz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sevgileri gözlerinden okuyun. Allah razı olsun. Evet, sağ olsun. 27, işte 27 sene mi olacak bu sene? 27 sene olacak. Biz size mutluluklar diliyoruz abi. Cümlemize inşallah. Nice, nice. Allah razı olsun. Cümlemize. Sizlerin de inşallah. Cümlemize inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Evet, evet. Asıl merhaba. Teknik, sağ olun. Teknik uzman diyelim. Şahsınca abi dedi ki raflardaki düzen, hani dedi bayağı bir güzel düzenli. Nizam var böyle abi. Yani ellerinize ben, sağlık. Eyvallah, Allah razı olsun. Ben dedim ki biraderim sağ olsun. Yani bu konuda çok titiz kendisi dedim. Yine geldiği kadar inşallah. Yani onu tanıştırayım. Sağ olsun. Kimdir, nedir? Zaten böyle kardeşler yan yana geldi mi kimse sevdiğini tutamadı. Evet Allah. Size bereket diliyoruz abi. İnşallah işlerinize Allah çok daha başarılı olacağız. Eyvallah, Allah razı olsun. Cümlemiz inşallah. 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 Elinden geldiği kadar şey yapmaya çalışıyoruz. Allah başlasın abi. Amin, Allah razı olsun. Aile önemli abi ya. Bu işler ailesiz olmuyor. Bizim burası hep böyledir. Hadi Murat. Hafta içi. Merhaba. Hafta sonu. Merhaba kardeşim. Afiyet olsun. Sağ olasın abla. Karpuz da çok lezzetli görünüyor. Aynen. Buyurun gelin bizim markete.
Afiyet olsun. Bizim marketin karpuzları hep lezzetli. Hep böyle. Çok güzel. İşten ayrıldıktan sonra bayağı bir görüşmüş oldu. Sonra biraz korktuk açıkçası. Yok ben seni. Aynen. Seni de. Buyurun. Arkadaşlar şu an Aylin abimiz sağ olsun bize ikramlarda bulunuyor. Ailesiyle sohbet ediyoruz. Konu konuyu açtı. Bir konu dikkatimi çekti. O yüzden bunu kayıt altına almak istedik. Aylin abi bize Türkiye'den evet. Çok talepte bulunuyorlar. Evet. Diyorlar ki ya bize istekte bulunabilir misiniz? Her işi yaparız, çalışırız. Nasıldır abi? Bunun şartları nelerdir? Sen Türkiye'den bir kasap getirebilir misin? Ya da regal düzenlemesi için bir eleman getirebilir misin? Eminim sana da çok istekte bulunuyorlardır. Var. Beni getirdi. Var. İlaki oluyor. Can kardeşim şimdi şöyle bir durum var. Ben hep söylerim, gönül ister ki gerek aileden ya da gerek aile dışı insanlardan yani yardımcı olmak olsun ya da iş imkanı sunabilmek ama işin prosedürleri çok ağır. Yani buraya bugün bir kişinin getirilmesi, yani işçi kıvamında getirilmesi belirli kuralları aşmak lazım. Efendime söyleyeyim, en büyük problem burada, en büyük problem dil sorunu olur bence. Yani çünkü biz bir tek Türk vatandaşına hitap etmiyoruz burada. Burada en azından bir Almancası yani. Yani biz artık İngilizceyi onu bunu bıraktık ama en azından bir Almancayı bilmesi gerekiyor. Onun haricinde bizler bile ne kadar memleketi sevsek bile, Türkiye'mizi sevsek bile oraya gittiğimiz vakit 3 hafta sonra, 4 hafta sonra tekrar burayı özler duruma düşüyoruz. Nedendir bu? Çünkü aile burada, evimiz burada, yuvamız burada. Buranın ortamına alışmışız, iş hayatına alışmışız. Orada tatil amaçlı çok güzel ama tatil bitince burayı özlüyoruz açıkçası. Evet. Değil mi? Evet. Hani dedin ya az önce İstanbul ne kadar güzel bir şehir. Evet. Ama o bile bir yerden sonra artık bize zor gelebiliyor. Şimdi oradan buraya işçi kıvamında bir kişiyi getirip onun sorumluluk altına girmesi de çok ağır bir şey bence. Çünkü buranın ortamına alışabilecek mi? Buranın kriterlerine alışabilecek mi? Sonuçta tabii gelen kişinin illaki ailesi olacaktır, çocuğu olacaktır. Onları orada bırakıp buraya geldiği zaman biz biraz ince düşünüyoruz bu konuları belki ama ben hep söylüyorum yani biz sonuçta biz aileyiz, hepimiz bir aileyiz. Gönül istiyor ki herkes bir arada olsun, bir arada çalışsın, bir arada ama bence zor. Bence zor. Yani gönül ister ki olsun ama çok zor. Teşekkür ederiz yani, abi. Rica ederim, abi. Rica ederim. Bir de şu prensesi bir gösterelim. Fıstık. Murat. Gitsene şeydi. Şu an burada bir tane melek var. Küçük bir melek. Bakalım geliyor mu? Hani öyle. Dila. Dila. Gelsene dedi. Niye dedi bak. El salla. El salla. Al o ya. Alo. Alo amcası. Evet bu bizim küçük prensesimiz. Maşallah sana. Evet. Allah bağışlasın seni. Amin. 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 Küs. Küs yap. Küs yap amcaya. Küs yap. Yabancılığını. Ya çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladın, bizi kabul ettin. Estağfurullah. Bize hikayeni anlattın. Her zaman. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Yani çok mutlu oldum. Biraz da sizi gördüğüm için çok mutlu aynı oldum. Aynı şekilde aynı abi. Her zaman da beklerim. Yani her türlü destek her zaman arkanızdayız herhalde. Bundan eminiz. Arkadaşlar Aylin abimizin marketi Bürül'de. İsmi bizim market. Adresi kendisinden duyalım. Evet. Biz Bürül merkeze 1,5 kilometre uzaklıkta eskalıyoruz. Reşat Bertram Strasse 67. Zaten bizim market denince herkes artık Allah şükür olsun biliyor, çok tanıyor. Şükür. Her zaman bekleriz inşallah. Kaçtan kaça kadar çıkar burası? Biz pazartesi, cumartesi komple sabah saat 9'dan akşam saat 7'ye kadar açacağız. Hizmet veriyoruz. Saatleri öğrendik arkadaşlar. Size ürünlerin tarihleri konusunda, kalitesi konusunda, etlerin helalliği konusunda ben kendim kefil oluyorum. Allah razı olsun. Aylin abimiz Allah burada. Her konuda zaten size yardımcı olacaktır sorularınız varsa. Her zaman. Buraya da bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah. Saygılar. Eyvallah. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.